İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır şehri Kültür Yolu adlı festivale hazırlanıyor. Artsah hükümeti tarafından bir yılda 1000 daire sağlandı, 2022'de 600 daire daha hizmete girecek. Batı Ermenistan'ın Van Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında tarihi Ermeni manastırının kalıntıları renkli görüntüler olarak servis edildi. Rus barış güçleri Mardagert bölgesinde top mermilerini etkisiz hale getirdi. Türk bombardımanında hayatını kaybedenler için Irak'ta yas ilan edildi. Cavahkın Murcahet köyünde yeni bir köprü inşa edilecek. Serbest güreşçi Arman Andreasyan Varşova'daki uluslararası turnuvanın galibi. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır Sur ilçesinde Kültür Yolu Festivali düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temel vazifesini somut mirası bütün şehirlerde korumak, kollamak ve onları hayata katmak, somut olmayan miras ve yaşam tarzını da gelecek nesillere aktarmak şeklinde tanımlayan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür festivalleriyle kenti ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'ı bütün değerleriyle ülkenin, dünyanın gündemine taşımayı düşündüklerini dile getiren Demircan, "Eminim Diyarbakır'ı hep birlikte kültürün ve sanatın burada ne kadar güçlü dinamikler olduğunu dünyaya duyurmuş oluruz" diye konuştu. Bugün Türkiye'nin temsil ettiği kültürün Ermeni kültürünün dönüştürülmüş bir versiyonu olduğunu belirtmeliyiz. Ermeni izini ve Ermeniliği ortadan kaldıran işgalci ülkenin Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarındaki şehir ve köylere kendi kültürüymüş gibi hakim bir edayla sahip çıkması üzücüdür. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan videosundan öğrendiğimize göre Artsakh'ı Ermeni olarak tutmak için yapılması gereken en önemli şeylerden biri konut inşaatıdır. Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı savaştan sonra sorun daha da keskinleşti. 2021'den Temmuz 2022'ye kadar Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti tarafından inşa etme, ikinci el piyasadan satın alma ve konut stokunun yenilenmesi sonucunda 1000'den fazla daire tahsis edildi. Batı Ermenistan, Artsakh'ta yürütülen süreçleri yakından takip ediyor. Evet, Artsakh'ı inşa etmek için atılan her adım takdir edilmelidir. Batı Ermenistan'ın kayyımla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 1. Van Denizi Yüzme Festivali kapsamında kente gelen sporcu ve doğa aktivistleri kentin tarihi yerlerine götürüldü. Festivalin 3. gününde Gevaş ilçesinin Altın Saç Mahallesi'nde bulunan 11. yüzyıla ait Surp Thomas Ermeni Manastırı da ziyaret edildi. Bakımsızlıktan yıkılmakla yüz yüze bırakılan manastırı ziyaret eden sporcu ve konuklar fotoğraf çekmek için tarihi manastırın duvarlarına tırmanarak üstüne çıktı. Bu anlara ait fotoğraflar Van Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında Van Denizi Yüzme Festivali renkli görüntülerle sürüyor notu ile paylaşıldı. Bu Batı Ermenistan'daki Ermeni manastırlarına saygısızlık vakalarından biridir. Uluslararası kuruluşların dikkatini bu olaya çekiyoruz. Sputnik Armenya Ajansı'nın verdiği habere göre Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus Barış Gücü Birliklerinin Artsakh'ın Mardagert bölgesindeki mühendislik çalışmaları sırasında çok sayıda top mermisini etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, ülkenin kuzeyindeki Türk topçu ateşi sonucu hayatını kaybedenlerin anısına 21 Temmuz'u Ulusal Yas Günü ilan etti. Açıklamada, 21 Temmuz'da Başbakan Mustafa El-Kazimi, Dahuk ilindeki turistik senatoryumlardan birine Türk bombardımanı sonucu hayatını kaybedenler anısına yas ilan etti deniyor. 20 Temmuz'da Şafak Haber Portalı, Dahuk ilinde Türk topçularının bir turistik mekanın bombalanması sonucu 9 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'na Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğinin Türkiye tarafından ihlal edilmesine ilişkin bir dosya hazırlaması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunması talimatı verildi. Batı Ermenistan, faşist işgalci Türk hükümetlerine karşı ortak cephede mücadele çağrısında bulunmaktadır. Halkalak Belediyesi'ne bağlı Murcahet köyündeki Kırkulak
Nehri üzerine araçlar için yeni bir köprü inşa edilecek. İhale yapılmış olup evrakların hazırlanma aşaması devam etmektedir. Murcahet Köyü'nün köprüsünün kültürel miras anıtı olarak kabul edildiğinden ve restorasyon izninin büyük fonlar ve çok zaman gerektirdiğinden dolayı yerel yönetim yakında yeni bir köprü inşa edecek. Murcahet Köyü'nün köprüsü uzun süredir kötü durumdaydı. Köylüler uzun süredir köprünün acil durumdan endişe duymuş, defalarca belediye yönetimine başvurmuş ve sonunda talepleri dinlenmiştir. Polonya'da düzenlenen uluslararası serbest güreş turnuvasında Ermenistan Cumhuriyeti'nden Arman Andreasyan 70 kilogramda şampiyon oldu. Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi finalde ABD temsilcisini 3-2 skorla yendi. Serbest güreş dalında diğer sporcularımız 57 kilogramda Manvel Hınzartyan, 74 kilogramda Hrayr Alihanyan ve 79 kilogramda Arman Avakyan Varşova'da yarışacak. Greco-Roman güreş takımında ise turnuvaya 55 kilogramda Rudik Mgrdichyan, 60 kilogramda Gevorg Garibyan, 62 kilogramda Hraçya Bogosyan, 67 kilogramda Slavik Galisyan, 72 kilogramda Şant Haçadıryan, 82 kilogramda Karabet Çalyan, 87 kilogramda Gevorg Tadevosyan, 97 kilogramda Arthur Aleksanyan ve 130 kilogramda David Ovasapyan katılacak. Batı Ermenistan şampiyon sporcuyu tebrik ederek büyük ilerlemeler diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Madis Madnika adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.